Kemin adet için olduğunu okuduk. Selveni İsrail'e kem adinahu min ayetin beyine ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Ve bi keyfe keyfe ile de yine sual olunur. Neden anil hali halden sual olunur. Halden. Hani keyfe hali diyoruz ya. Ve bi eyne eyne de ile de sual olunur. Anil mekan mekandan sual olunur. Eyne. Eyne tezeden. Ve bi men men ile de meta ve bi meta meta ile de. Ve bi eyne var hocam. Eyne ile anil mekan. Anil mekan, mekandan. Eyne ile de mekandan sual edilir. Ve bi men, men ile de sual olunur. Anil zamani, zamandan sual edilir. Meta. Meta teci. Değil mi? Gibi. Daha önce eyyane ile de sual olunur. Neden? Anil müstakbeli, müstakbel zamandan. Gelecek zamandan. Yani arada bu fark var. Bir de kıyla dendi ki ve yüstamelu bu eyyane müstamel olur, kullanılır. Nerede fi mevadi mevadi tefhimin yani tazim yerlerinde, mevzilerinde. Mesela bunun misaline gidilir. Mithlu estaizu billah bismillahirrahmanirrahim yes'elu eyyane yevmul kıyame yes'elu eyyane yevmul kıyame gibi yani yes'elu meta değil, yani meta yevmul kıyame değil. Hem yevmul kıyame müstakbel oluyor hem de büyük bir şey kıyamet. Yani yes'elu eyyane yevmul kıyame şöyle demez yes'elu eyyane yevmul ekli evi şurbi denmez. Meta yevmul ekli denir. Yes'elu soruyor o Mekke müşriklerinden olan o zat. Yani ne zaman yevmul kıyameti, kıyamet günü ne zaman diye soruyor. İşte buradaki hem tefhimden dolayı, tefhim yeri onun mevzisi olduğu için, çünkü kıyamet hakikaten büyük yani. Ve gelecek müstakbel olduğu için burada eyyane kullanmıştır. Daha ve enna da müstamel olur. Yani kullanılır, müstamel olur. Tareten bazen bir mana keyfe, keyfe manasında. Bu enna kelimesi de bazen keyfe manasında müstamel olur. Bunun en güzel misali şimdi vereceğim ayet-i kerimedeki misal. Bunun misali neydi? Nahu. Estağfirullah billah bismillahirrahmanirrahim. Fe'tu harfekum enna şi'tum. Fe'tu gelin harfekum malum ekininize harf bir mana nisa. Malum. Harfinize gelin. Enna şi'tum nasıl isterseniz. Yani istediğiniz yerden değil yani. Nasıl isterseniz. Buradaki enna bir mana keyfe. Tamam mı? Ve uhura bazen de yani tarifen uhura diye maatul maatuf ve uhura bazen de müstamel olur bu enna kelimesi bir mana min eyne min eyne manasında bunun üzerine gibidir nahu enna reke hâza estağfirullah billah bismillah enna reke hâza sure-i alimran enna nereden leke sana ey Meryem hâza bu geliyorum yazın kış kışın yazın diyecekleri buluyorum bundan sana nereden hani nereden geldiğini soruyor. Bu manada da min eyle manasında kullanılır. Evet. Bu bitti. Tamam. Sümme bundan sonra hâzihil kelimâti enne hâzihil kelimâti muhakkak bu kelimeler yani istifhamiye demiş altında bu istifham kelimeleri kesiren ma çoğu kere tüstamel kullanılır fi gayr istifham istifhamın dışında da gayrisinde de kullanılır. Ne gibi? Kel istibdâi istibdâ gibi. He? İstibda. Yani yavaşlatmak, yani geç bırakmak, geciktirmek gibi. Bunun misali ne gibidir? Nahu. Kem da'utüke. Kem da'utüke. Yani ben seni kaç kere çağırdım? Burada hani kaç kere çağırdım? Bir kere, iki kere bunu söylemiyorum. Kaç kere çağırdım seni? Yani yahu niye geciktiriyorsun ya? Kaç kere çağırdım seni ya? Hani burada sual yok yani. Niye gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun yani? Hani niye geciktiriyorsun? Orada istibda var yani, geciklik var. Yani kem da'utuke. Ben seni kaç kere çağırdım kardeşim? Mesela sofraya gel. Ya kem da'utuke. Ya kaç kere çağırdım seni ya? Evet. Mesela bunu gibi tamam hocam? İstibda. Muhatap geciktiriyor. Daha ve taaccübi, taaccüb gibi, şaşırmak gibi. Bunun misaline göre nahu. Estaizu nefsillahirrahim. Maliye, la eran hüdhüd. Maliye. Bana ne oluyor? Diyor Süleyman Aleyhisselam. La era göremiyorum. El hüdhüde. Hüdhüdü göremiyorum. Hüdhüdü göremiyorum. Bana ne oluyor? Yani burada taaccüb var. Yani bana ne oluyor? Göremiyorum. Hani yoksa kör mü oldum falan göremiyorum. Böyle değil de yani taaccüb var. Ne oluyor? Yani ben göremiyorum ben. Hüdhüd nerede? Çok taaccüb. Güzel bir taaccüb oldu. Evet. Maliye. La era hüdhüd. Çok güzel bir ya. Daha ne gibi? Ve tembihi. Eyni hüdhüd demiyor mesela. Eyni hüdhüd demiyor. Evet. Ve tembihi.
tembih gibi. Nevzene alel dalali, dalalet üzerine tembih gibi. Bunun üzerine yürü. Nahu, estağfirullah, bismillahirrahim. Feyne tezhebu. Feyne, nereye tezhebu diyor. Nereye gidiyorsunuz? Hani bir adam diyor, nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Almış başını gidiyorsun ya. Küfre doğru, harıl harıl, cehenneme doğru gidiyorsun. Dalalete doğru gidiyorsun. Feyne tezhebu. Yani bu önemli bir soru. Evet. Yoksa nereye gidiyorsunuz diye bir soru değil. Tabii. Eyni tedavun, nereye gidiyorsunuz? Hani şeye mi, koşulmuş şelalesine mi? Evet. Öyle, bu, böyle bir soru değil de. Eyni tedavun. Niye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun yani? Haline bak. Yani veyahut da ne diyorsun yani? Evet. Evet. Vel, daha ne gibi? Vel, va'idi, va'id gibi. Va'id, azapla korkutmak. Va'd, va'd etmek. Va'id, azapla, va'd. Azap ile va'id oluyor. Kallike senin sözün gibi. Kim için olan sözün? Limen, ol bir kimse için diyeyim. Yusi'u, iyi etmiyor yani. Kötü yapıyor. Yusi'u, kötü yapıyor. Yani yusi'u, iyi etmiyor. Neyi? El edebi, edebi. Edebi iyi etmeyen, edebi kötü yapan kimseye olan sözün gibi. Elem üeddib fulanen. Elem üeddib. Ben edep vermedin mi? Terbiye etmedin mi fulanen falan kişiyi? İza, ama iza alime bildiği zaman da muhatap neyi? Zalice bunu. Benim falan adama. İşte edep verdiğini biliyor. Nasıl edep vermişim? İşte o çok iyi biliyor nasıl verdiğini. Ve ona diyor ki elem öğretti mi fulanım? Ben falan kişiye edep vermedim mi? Yani aklını başına al. Hani edepsizlik yapmaz, seni de terbiye ederim manasında. Oluyor o zaman. Buradaki. Hani edebi kötü yapan kimseye, ben lüsibun edep, edebi kötü yapan kişiye böyle elem öğretti deyince yani edep verdin mi vermedin mi bunu sormuyor. Verdin mi vermedin mi ben biliyor musun? Sen acaba falan kişiye ben edep verdim mi? Falan kişiye ben edep verdim mi? Hani edep vermedin mi? Bu da sual değil ya. Burada sual kastedilmiyor. Burada vaid var aslında. Tehdit var yani. Elem terelerde de aynı şey söz konusu mu hocam yoksa farklı mı? Elem ondan da şöyle hocam. Mesela elem tera. Görmedin mi? Görmedin mi? Yani Mevla burada gördün mü, görmedin mi diye sormuyor. Görmedin mi? Biliyorsun. Biliyorsun. Biliyorsun sen. Hani görür gibi olmadın. Evet. bu da tamam hocam. Daha ne gibi? Ve takriri, hep geriye matuf. Ve takriri ve takrir gibi. Yani ta şeyden itibaren hep istibdaya matuf değil mi? İstibda, taaccüb, tenbih, zaid, takrir. Takrir neydi? Takrir bir şeyi muhatapta böyle ikrar ettirmek, kara gibi. Kıldırmak. Kara kıldırmak. Takrir, takrir gibi. Takrir yani bir takrir ettirmek. Yani bildiği şeyi muhatap ikrar ettirmek gibi. Ama neyle? Neyle? İlâ'il mukarrarri bihi el hemzete. İlâ'il mukarrarri bihi kendisiyle ikrar edilen şeyi takip ettirmekle. Neye takip ettirmek? El hemzete, hemzeye. Hemzeye takip ettirmekle. Ne gibi? Kemamerra geride geçtiği gibi. Nerede geçti? Ente darabte, sayfasını söyleyeyim, sayfa 70'e geçmiş. Evet. Ente darabte, üstten ikinci satırın sonu. Ente darabte, sayfa 70. Tamam hocam. Geride geçti. Ente darabte, ente sen mi darabte dövdün? Sen mi dövdün? Bu anlaşıldı da, tamam. Daha ne gibi? Vel inkarı, inkar gibi. Şimdi bu inkarı söyledikten sonra inkarında çok önemlileri var. İnkarda uzun uzadıya anlatacak. Vel inkarı, inkar gibi. Hemzeyi okuyoruz ya. İstifam okuyoruz ya. İstifam inkar geliyor buna. İnkar gibi. Bu inkar da kezalik. Bu da şeyin aynı takririn aynısıdır. Yani inkar onlar şeyde ne yapar? Hemzeyi takip eder. Yani bu inkar da aynı bir ilan mukarrar bihi el hemzetedir yani. Tamam mı? Kezalik olarak. Evet. Bunun bir sende ne diyor? Nahu, estağidu billah. Bismillah. Gayrallahi ted'un. Gayrallahi, Allah'tan başkasına mı ted'un ibadet edeceksiniz veya dua edeceksiniz? Dua veya dua ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz. Allah'tan başkasına mı ibadet ediyorsunuz? Evet, Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz. Mevla burada sormuyor. Allah'tan başkasına mı ibadet ediyorsunuz yoksa başka bir şeye mi? Yoksa bana mı ibadet ediyorsunuz? Sormuyor Mevla. Yani gayrallahi ted'una, buna İslam'ı inkar deniyor. Gayrallahi ted'una, Allah'tan başkasına mı ibadet ediyorsunuz? Evet, siz Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz. Yani yanlış yapıyorsunuz. Ve minhu yine bu hemzenin inkar manasında geldiği yerlerdendir. Ne? Eleyse Allah'ı mükâfin abdehu.
Eleyhissallahu bismillahirrahmanirrahim. Eleyhissallahu Allahu Teala olmadı mı deyince oldu demektir değil mi? Tabii ki. Bir kafin kafi abdehu kuluna. Allah kuluna kafi değil midir? Deyince burada da istifam manası olduğu açık. Evet. İkrar, ama bu şimdi bir şeye göre ikrar manası da var burada. Çünkü ikrar manasında da olsa, istifam manasında da olsa neticede karşıya verilen mesaj aynı. O zaman mesaj değişmiyor. Hocam o zaman istifamı inkari olan hemze ikrar manasındadır. Yok her yerde değil. Çünkü burada şey var. Nefi nefetmek var. Hani yok yok deyince var manası. Hmm. Burada bu mana olduğu için nefi nefetmek. Peki nefi nefetmek takdir midir? Nefi nefetmek takdir midir? Evet. Ve nefiyün nefiyi, nefi nefiyetmek nedir? İspatı ispattır. Ve hala bu manadan muradı ben kâle, şöyle söyleyen kişinin muradıdır. Muradı ben öyle bir kimsenin muradıdır ki kâle dedi, innel hemzeti muhakkak hemze, yani eleyhissallahu var ya, buradaki hemze fihi bu ayeti kerimede, yani eleyhissallahu kafirdeki hemze littakriri takrir içindir diyen kişinin muradıdır. Evet, muradı işte bundan dolayıdır. Yani nefi ispatı. Tamam mı? Hmm. Evet. Peki neyi takdir? Bima öyle bir şey ki dehle dahil oduhu ona ne en nefiyün nefi dahil oduhu. La bin nefi. Nefi da, yani nefiyin dehle dahil oduhu ona ne dahil oldu? En nefiyün nefi dahil oldu. Yani Allahu kafir oluyor. Hazreti Altan'ın şuuru Allahu kafir. La bin nefi. Nefi değil. Yani leysallahu eleysallahu bir kafir. Komple nefi değil yani. Şimdi hocam, bayağı ayetler var. Ben aslında şeye kadar gelmek istiyorum ya. Arka sayfa, 75. sayfanın ilk satırında ve minhel emru var ya ikinci sırada hocam. Devam edin hocam, devam edin. Oraya kadar gelelim mi hocam? Gelelim, bismillah, devam edin. Biraz hızlı bu geçin ha. Ve inkar el fi'li, fiilin inkar için vardır, ne vardır? Suretün uhra, başka bir suret daha vardır ki, hiye o başka suret nedir? Nahvu, neydi? Nahvu, zeyden darabte amran. Zeyden darabta en amran misali gibi. Zeyden zeydimi darabta dön.